2023 Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimlerine sayılı günler kaldı. Bizler de enbursa.com ekibi olarak Bursa'nın siyasi nabzını tam olarak yerinde takip etmeye devam ediyoruz. Bugün İyi Parti Bursa İl Başkanı Doktor Mehmet Hasanoğlu'nu ziyaret ettik. Partide seçim yoğunluğu devam ederken İl Başkanı Hasanoğlu'ndan birbirinden önemli açıklamalar aldık. Ülkenin siyasi gündeminden altılı masaya, Hüdapar'dan Cumhur İttifakı'na Bursa 1. ve 2. bölge milletvekili aday adaylığına kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu kendisi. İşte haberimizin detayları. Biz İyi Parti olarak kurulduğumuz günden beri 25 Ekim 2017'de genel başkanımız yola çıkarken tek bir hedef doğrultusunda yola çıkmıştı. O da Türkiye Cumhuriyeti'nin tekrar 16 Nisan referandumuyla ortaya konulan başkanlık sisteminden kurtarılıp kurucu değerler üzerinden güçlendirilmiş bir parlamenter sistemle, tekrar herkese eşit mesafede olacak bir adalet hukuk sistemiyle, herkese eşit şartlarda, eşit imkanların sağlandığı bir eğitim sistemiyle, herkesin ücretsiz ulaşabileceği bir sağlık sistemiyle, bu ülkeyi tekrar kucaklamak için yola çıkmıştık. Şimdi bu sorduğunuz soruda, tekrar bu motivasyonla bizim o değerler için var gücümüzle çalışacağız dememizin sebebi şu, şu anda 14 Mayıs'ta bir seçimle karşı karşıyayız. Bu seçimde biz, o kuruluştaki ilkelerimiz doğrultusunda şahıslar üzerinden değil, partiyi bir kenara bırakarak bu ülkenin önünü açmak için, bu ülkenin kurtarıcısı olmak için var gücümüzle çalışmayı özellikle bu konuda bunu ima etmek için öyle bir açıklamada bulunmuştum. Çünkü hepinizin malumu bir 2 Mart, 6 Mart süreci yaşadık. Genel Başkanımız 2 Mart günü her ne kadar kendisi de bunu açıkça beyan etti. Masadan kalkmadı, kalkmamış olsa bile masadan kalktı algısı yaratılarak. Çünkü bir buçuk yıllık bir sürecin sonunda ülkenin geldiği, Türkiye'nin umudu olan bir altılı masa süreciyle 14 Mayıs seçimlerine giderken her ne kadar kalkmamış olsa da masadan kalktı algısıyla yaratılan bir süreç vardı. Ama 6 Mart günü de Genel Başkanımız çok net bir şekilde masadan kalkmadığını ve bu ülkenin partiyi bir kenara bırakarak sadece ülkenin Doğru şekilde bundan sonra kucaklanması için var gücüyle İyi Parti kadrolarının mücadele edeceğinin göstergesi olarak tekrar o masaya daha da güçlü olarak masayı hatta Türk milletinin istediği iki tane büyükşehir belediye başkanını da yanına alarak masaya oturarak bu ülkenin seçimlerin sürecini açtı. Doğal olarak siyaset yapan kişiler hem kadrolarında hem de üye bazlı olarak, gönüldaşlar olarak bu dönemde bir kırılma süreci, gönül kırıklığı olabilir, farklı şeyler olabilir. Bununla ilgili bir süreç vardı. Biz bunu kastederek ve Ömer Bey'in de gelmesi hem teşkilat mensuplarımızla buluşması, bizim daha doğrusu il yönetim kurulumuzla buluşması, sonrasında ilçe başkanlarıyla buluşması da tamamen bu çerçevede 14 Mayıs seçimlerine tam bir motivasyonla çalışmanın önünü açmak içindi. Bu konuda da biz hem yönetim olarak hem ilçe başkanları olarak, il başkanı olarak Bursa teşkilatlarının üzerine düşen yükün sonuna kadar kabul ettiğini ve üzerine düşen her türlü sorumluluğu sonuna kadar mücadele ederek 14 Mayıs günü bu ülkede tekrar parlamenter sistemi kucaklayacak bir iradenin ortaya çıkması için var gücümüzde Bursa'da çalışmakla ilgili bir irade ortaya koyduk. Biz onu anlatmak için öyle bir paylaşımda bulunmuştuk. O toplantıda sadece bizler hem ben il başkanı olarak hem ilçe başkanlarımız hem de yönetim kurulu üyelerimiz Bursa'nın nasıl bir talebi olduğu ile ilgili Ömer Bey ile paylaşımlarda bulunduk. Öyle bir telkinde bulunduk. Sonrasında da pazartesi günü genel idare kurulu toplandı ayın 13'ünde. Genel idare kurulumuzda da zaten genel idare kurulu üyeleri genel başkanımıza yetki verdi. Genel başkanımız bununla ilgili süreci yönetecek ve bu da bizim istediğimiz şekilde yani üye bazlı bir ön seçimle yani bu hakim huzurunda olma şansı yok çünkü süreç çok dar ama üye bazlı bir ön seçimle Bursa'daki milletvekili listelerinin belirlenmesiyle alakalı bir irade koyduk o gün ki bunun da şu anda yansıması bu şekilde şimdi Biliyorsunuz 15'inde bizim aday adaylık başvurularımız başladı ki şu ana kadar çok ciddi şekilde bir teveccüh var. Ciddi şekilde aday adaylarımız var sayı olarak. 22'sinde tamamlanıyor. 22'sinde aday adaylık süreci tamamlandıktan sonra da Bursa'da benim tahminim yüzün üzerine çıkacağı ile ilgili aday adayı sayısı. iki bölgede bizim şu anki 25 bin küsur üyemizin oy kullanacağı ve üyelerimizin belirleyeceği bir sıralamayla Bursa'da listelerin oluşması ile ilgili bir telkinimiz olmuştu Ömer Bey'e. Bu da şu anda karşılık bulmuş durumda. Bu da teşkilat adına sevindirici. Şimdi genel başkanımızın Bursa ile ilgili ve diğer büyük şehirlerle ilgili kontenjan kullanması kadar doğal bir şey olamaz. Gayet doğal bir süreç bu o olması, kontenjan kullanması. Çünkü neden? Sonuçta genel başkanın Ankara'da kendi kurmayları olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışma arkadaşı olarak görmek istediği muhakkak kurmayları vardır. Onları kontenjandan kullanması gayet doğal bir şey. Ki Bursa'da da 20 milletvekili seçilen bir ilde iki tane kontenjanı başımızın tacı. Ama onun dışında Hasan Toktaş ve Selçuk Türkoğlu ismini sorduğunuz için ben onlarla ilgili bir kontijen durumu olduğunu bilmiyorum, sanmıyorum da. Çünkü neden? İkisi de aday adayı ve ikisi de bildiğim kadarıyla ön seçime girecek olan arkadaşlarımız. Üyenin teveccühü neyseydi bu başımızın tacı deyip e, aday adayı olan iki tane benim çok yakın çalışma arkadaşım kendileri. O yüzden onların kontenjan olarak Bursa'da kullanılması ile ilgili bir şey yok. Ama onlar ikisi de aday adayı olarak bütün aday adaylarımızla aynı şartlarda üyenin karşısına çıkıp üyenin teveccühünü kazanmak için mücadele edecekler. Şimdi şöyle o rakamlarda bir kayıp olma ihtimali ben görmüyorum. Çünkü o İyi Parti'nin ortaya koyduğu kuruluştan beri irade ortada. İyi Parti ilk gün ne söylüyorsa Genel Başkanımız bugün de koyduğu irade o. Yani muhakkak bir düşüş vardır. Ama şöyle cevap vereyim ben size bunun için. Eğer Genel Başkanımız o masadan kaldırıldığı 2 Mart günü adaylık sürecini imzalamış olsaydı ile 6 Mart'taki süreç arasında çok ciddi uçurum bir fark var. Eğer biz partiyi düşünülmüş olsaydık Genel başkanımız 6 Mart günü şunu çok net emin olun masaya geri dönmezdi. Yani biz işte vatandaşta oluşan bir algı, vatandaşta veya bu şekilde bize gelen telkinlerde işte tek başımıza Genel Başkanımızın adaylığıyla Cumhurbaşkanlığına gelsek parti olarak biz çok daha yüksek oy alma ihtimalimiz vardı. Fakat biz bunu hiç düşünmedik bile. Yani biz Cumhurbaşkanı adayı Genel Başkanımız olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde daha çok sayıyla temsil edelim gibi bir derdimiz olmadı. Çünkü bu parti ilk girişte de belirttiğim gibi bu parti ülkenin önünü açmak için kurulmuş bir iradenin sonucu ortaya çıkan bir parti. Ve biz tekrar genel başkanımız o masada kalkmadığı masada 6 Mart günü oturduğunda o mutabakat metnini imza yattığında da tek derdi 14 Mayıs günü bu ülkedeki makas değişikliği, siyasi olarak makas değişikliğinin önünü açmak için de. Ama şundan emin olun 2 Mayıs günü imzalansaydı o e, Cumhurbaşkanlığı adaylık şeyiyle 6 Mart'taki imzalan arasında uçurum fark var. E, şu anda artık bu süreçten sonra çok net bir şekilde e, 13. Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanının Kemal Kılıçdaroğlu ol olacağından herkes hemfikir ve bunu da kamuoyuna da yansımaları çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Anketlerde de bu e, yansıyor. Ama bu söylediğiniz oranda İyi Parti'nin oy kaybı olacağını hiçbir şekilde ihtimal vermiyorum ki bu süreç biz bunu doğru şekilde anlattıktan sonra sonra aday adaylarımızla sahada çalışmaya başladıktan sonra 14 Mayıs günü o yüzde de çok üzerinde bir oy oranıyla çıkacağımızı herkes görecek. Şimdi bununla ilgili kamuoyu oluşturmak için doğal olarak hem sosyal medya üzerinden hem de her o ortamda bulunduğumuz şeylerde bunu telkinde bulunuyoruz. Ama maalesef ki Türkiye'de 16 Nisan'dan sonra ortaya çıkan 16 Nisan referandumuyla geldiğimiz başkanlık sisteminde maalesef her şey hukuksuz bir şekilde yürüdüğü için YSK onu reddetti ve bunun içinde YSK'ya başvuran partiydi. İyi Parti bizim YSK temsilcilerimiz tarafından müracaat edildi ama böyle bir şey kabul etmediler. Bu saatten sonra da onlar ister kabul etsin ister etmesin. Biz seçim günü sandık güvenliğini sağlamak için sandıklarda bize namusumuz olarak teslim edilecek olan oyların sonuna kadar savunucusu olmak için sandıklarda başkalarının başkaları adına oy kullanmaması için o kafalarda oluşacak olan soru işaretlerini engellemek adına işte parmak boyası ile engellemeye çalışılan şeyi evet şu anda yükümüz daha ağır Sorumluluğumuz daha fazla. Ama biz bunu engellemek için her türlü sandık başında görev alacak olan arkadaşların eğitimlerini tamamlıyoruz. Ve bu sandık başında görev alacak olan Millet İttifakı'nın paydaşlarının tüm sandık görevleri bu konuda çok dikkatli olacaklardır. Bu konuda çok net bir şekilde çalışacaklardır. Ki sizden önce burada Cumhuriyet Halk Partisi il başkanımız buradaydı. E, heyetiyle gelmişlerdi. Kendileriyle de çok net bir şekilde sadece sandık güvenliğiyle alakalı yapacağımız çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunduk. Bursa özelinde şunu söyleyebilirim. Bursa'da kurulacak olan sandıkta hem İyi Parti'nin hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi sandık kurulu görevlileri artı diğer altı partinin ve bizlerin de müşahitleri, okul başkanları, kat başkanları ve hatta daha da ilerisini söyleyeyim ben. Biz ortak bir havuz çalışmasıyla her okulda bir avukat görevlendirmeyi planlıyoruz Millet ittifakı olarak. Bu sandık başı güvenliğine sonuna kadar sahip çıkmak için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışacağız. Bunu da 14 Mayıs günü herkes görecek. Şimdi şunu çok net söyleyeyim. HDP Türkiye Cumhuriyeti'ni bölmeye çalışan, Türkiye Cumhuriyeti'ni yaklaşık 40 yıldır 50 binin üzerinde canımızı şehit eden PKK terör örgütüyle iç içe olduğu sürece bizim hiçbir şekilde HDP ile ne masanın içinde ne masanın yanında ne de masanın etrafında olma şansımız olmaz. Ama burada da şöyle bir gerçek var. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bin yıldır kardeş şekilde yaşadığımız Kürt kardeşlerimizin tamamını da terörist olarak adlandırmak veya PKK'lı olarak adlandırmak bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüklerden birisidir. O yüzden biz HDP'ye oy veren seçmenleri hepsini bu aynı çatı altına sokup aynı havuzun içine toplamak kadar bu ülkeye kötülük yapılabilecek en büyük kötülüklerden birisidir. O yüzden öncelikle bunun ayrıştırılması lazım. Evet, Kürt seç kardeşlerimiz Millet İttifakı'nın adayına oy ver vermek istediklerini, oy verdiklerini bu başımızın tacı. Ama bizim herhangi bir şekilde HDP ile ne masanın içinde ne masanın etrafında olma şansımız olmaz. Ama şimdi bir de dünyada şöyle bir gerçek var. PKK terör örgütü Türkiye misak milli sınırları içinde bir coğrafyayı kopartıp kendilerine göre bir yol izleme çalışmalarında bunu da hiçbir zaman başaramadılar, başaramayacaklar. Bu bir defa net ortada. Ama Hüdapar dediğiniz işte Hizbullah terör örgütünün uzantısı veya kendi içi olan Hizbullah terör örgütü Hüdapar, Türkiye Cumhuriyeti'ni çok net bir şekilde yıkıcı bir terör örgütü. Yıkıp şeriat devleti kurup Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmaya çalışan. İşte bize bunu advedenler şu anda Hüdapar'la direkt resmi ittifak yapmış durumdalar. Bunu da kamuoyunun takdirine ve Yüce Türk Milleti'nin takdirine bırakıyorum. Çok fazla detayına girmek istemiyorum. O yüzden de biz hiçbir şekilde bugüne kadar söylediğimiz her şeyin arkasındayız. Biz aynı doğrultudayız, aynı yerdeyiz. 14 Mayıs günü de şundan herkes emin olsun. Hangi ittifakla, hangi partilerle kaçta olurlarsa olsunlar karşımıza geldiklerini. Bu ülkeyi vatanseverler, bu ülkeyi kurucu değerler üzerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize 100 yıl önce önce 7 düvele karşı savaşarak kurtarıp sonra da kurup emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni o günkü değerler üzerine tekrar yaşatmak için var gücümüzle mücadeleye devam edeceğiz. Bize öyle bir müracaat yok. Ama genel başkanımız buraya rahmetli Sinan Ateş kardeşimin ailesine taziye geldiğinde ben de kendilerine eşlik etmiştim. Bu o aile ortamında böyle bir şey konuşulmadı. Ama onunla ilgili e, bazı duyumlar var. Ha bu genel başkanımızın takdiridir. Genel başkanımızın tasarrufudur. Genel başkanımızın bu konuda bize vereceği her türlü talimatları biz sonuna kadar uyarız. Ama şu çok net bilinmesi lazım ki genel başkanımız bunu Aileye de o gün belirtmişti. Her basın toplantısında da değiniyor. Sinan Ateş olayının failleri sadece elim yapanlar değil. Arka taraftaki bütün planlayıcıları da ortaya çıkana kadar biz İyi Parti teşkilatları olarak her ortamda Sinan Ateş'in hakkını savunmak için ve birilerini göreve davet etmek için her ortamda bunu dillendirmeye ve bunu gündemde tutmaya devam edeceğiz. Müzik